Meme hastalıkları nedir diye ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Merhabalar Esra, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkürler. Evet, meme hastalıkları nedir? Şimdi meme hastalıkları temel olarak iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki çerçevede incelenebilir. Kötü huylu olanlar meme kanseri adıyla daha ileride konuşuruz onu ama bir de iyi huylu meme hastalıkları vardır. Bir de memenin iltihapları var. Memenin kısaca iltihaplarından bahsedeyim. Bu sıklıkla daha çok emziren annelerde karşımıza çıkıyor. Emziren anneler hatta ilk gebeliklerde, ilk çocukta tecrübesizliğe de bağlı oluşan şeylerden dolayı, tam bakımla ilgili eksikliklerden dolayı meme ucunda süt kalıntıları ya da ufak ufak çatlaklar oluyor ki bu çok da sancı veriyor. Anneyi de zorlayan şeyler oluyor, bebeğin beslenmesini engelliyor. O çatlaklardan mikroplar girip süt kanalları yoluyla süt bezlerine ulaşıp iltihap yapıyor. Ağrı, ateş, meme ucunda çatlaklar, kızarıklık olması bunun artık iltihaplarının başladığını gösterir. Onun da hızla bir profesyonel bir doktorla görüşüp antibiyotik tedavisi yapılarak önü alınabilir. Yoksa o abseleşebilir ve abse bu sefer onu açıp boşaltmak yani yarmak gerekebilir halk diliyle. Bu iltihapla ilgili şeye özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bir de bazen 3 çocuk, 4 çocuk ve uzun dönem emziren annelerde süt kanalları geniş kalıyor. Süt kanalları geniş kalınca da içerisinde debrisler birikiyor. Onlar da hiç emzirme falan yokken bile meme başının arkasında kızarıklık ve sertlikle ortaya çıkan iltihaplara neden olabiliyor. Böyle şeyler de hissedilirse meme çok hassas bir konu zaten. Mutlaka en yakın doktorla görüşmelerini öneriyorum. Peki hocam, memelerin fibrokistler var memelerde. Peki Evet. bu nedir memelerdeki fibrokistler? Şimdi memede fibrokistler sıklıkla yani ortalama 10 kadından 6'sında 7'sinde rastlanan bir problem. Problem dediğim de bir hastalık olarak değil, bu o kadının bir özelliği esasında. Yani sarışın olması, gözünün şu renkte olması gibi memede de fibrokistler var. Bu fibrokistler iyi huylu kistler bunlar. Meme dokusu içerisinde küçük küçük 2 milim, 3 milim, 5 milim kistler meme içerisinde dağılmış durumda. İçerisinde sıvı bulunur. Ve bunlar tümörle, kanserle ilişkili değildir. Ama bunları da ikiye ayırıyoruz. Makrokist, mikrokist diye. Mikrokistler 10 milimin altında olanlara mikrokist deniyor. Bunlara bir ilaç tedavisi denenebilir. Eğer Evet. ağrı falan çok yapıyorsa. Benim bazı hastalarım var. Yani ağrıları çok olduğu zaman otobüse binemiyor, trene binemiyor ya da biri çarpacak göğsüne diye aklı çıkıyor. Çok şiddetli ağrılar yapıyor. Sütyen boyutunu değiştirecek kadar göğsünü gerginliğini arttırabiliyor. O kist içerisindeki basıncın artmasıyla beraber volüm genişlemesi oluyor memede. Bununla ilgili birkaç çeşit hiç zarar vermeyecek özel ilaçlarla kontrol altında tutulabiliyor. Makrokistler ise 10 milimin üstündeki kistlere makrokistler deniyor. 10 milim, 15, 20, 25 milim, 3-4 tane olabilir. Şüphelenilen makrokistlerden ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılıp içindeki sıvı boşaltılabilir, patolojide tetkik edilebilir. Israrla sebat eden olursa cerrahi olarak çıkarılabilir. Ama çok nadir olana gerek kalıyor fibrokistlerle ilgili. Fibrokistler genç kızların ve kadınların problemidir. Ağrı ama bunların da düzenli olarak da kontrol edilmesinde fayda var. Yılda bir ultrason yapılması, belki çok aktif seyrediyorsa 6 ayda bir gibi. Böyle benim de takip ettiğim bir sürü meme hastası var. Düzenli bir bakımla rahatlıkla kontrol altında sürdürülebilir. Peki, fibrokistten bahsettik ama memede iyi huylu kistler de var mıdır hocam? Tabii. İşte bu fibrokistler memenin iyi huylu Evet. kistleri. Kist demek ince bir çeperi içerisinde sıvı var demek. Bunlara kist denir. Bu overde olabilir, memede olabilir falan.